Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni videomda pek halkımızın ve ustalarımızın da bilmediği, aslında uzun yıllardır var olan ama bizim bilmediğimiz, biraz geri kaldığımız bir konuyu ele alacağım. Harç katkılarının içinde lateks diye bir ürün var arkadaşlar. Daha çok bu usta arkadaşlarımızın işine yarar ama normal vatandaşlarımızın da bu işe izolasyona ilgi duyan veyahut da izolasyona ihtiyacı olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın da ihtiyacını giderecek bir malzemeden bahsetmek istiyorum. Latex ismi. İngilizce olarak latex sonu X ile yazılıyor. Ama bizim Türkçe okunmuş veyahut da sizin Google'da arayabileceğiniz şekilde latex. Latex sonu K ve S ilave ederek arkadaşlar arayabilirsiniz. Latex şeklinde okunduğu şekilde bir malzemeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu malzeme su yalıtım katkısı. Aynı zamanda aderans arttırıcı bir malzeme harçların içinde. Aynı zamanda içine girdiği malzemeyi kauçuk vari esnek bir hale getiriyor. Yapıştığı yere süper şekilde yapışmasını sağlıyor. İnşaatçı arkadaşlarımın bildiği bir hususta yardımcı oluyor. Soğuk terz oluşumu. Eski betonun üzerine yeni beton koyarken arada iki çimento birbirine bağlanmayabiliyor bazen. Aradan daha çok temel katlarda su yalıtım sorunu yaşanabiliyor. Veyahut da iki beton düzgün kaynaşmadığı için depremlerde sıkıntı yaratabilir. Arkadaşlar buralarda da eski betonun üzerine latex sürüp yeni beton döktüğümüzde bir şekilde bağlanma oluşuyor. Bu anlamda da soğuk terz oluşumunu engelliyor latex. Ama bizim değineceğimiz konu arkadaşlar lateksin çimentoya kattığı yapışma mukavemeti oranı. Öyle ki içine latex konulan çimento her türlü zemini çok güzel şekilde tutunuyor. Size birkaç lateks ile alakalı kısım okumak istiyorum. Lateksin işe yaradığı kısımlarla arkadaşlar birkaç bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde lateks üreten firmalar var. Köster Lateks var, İsönem Lateks var. Başka birkaç lateks üretici firma daha var. İnternette lateks su yalıtım katkısı olarak ararsanız malzeme arkadaşlar bulabilirsiniz. Ben şöyle size lateksi okuyayım. Fayda yerlerini hemen söyleyeyim arkadaşlar. Sentetik kauçuk esaslı sıvı harç katkısı arkadaşlar. Açıklaması. Lateks, sıva ve harç katkısı arkadaşlar. Hem sıvada hem harçlarda, zemin betonlarında işe yarar. Standart çimento tiplerin tamamı da uyumludur. Arkadaşlar lateksi dolgunun içine de katarak kalebodur arasında çok kaliteli bir dolgu elde edebilirsiniz. Çimentonuzun içine kattığınızda da su geçirimsiz ve yapışma ve esneme kabiliyeti fazla bir çimento elde edebilirsiniz. Harcı plastifiye eder, esnek hale getirir, harcın uygulamasını kolaylaştırır, harcın su tutma kapasitesini artırarak süratli kurumayı engeller. Arkadaşlar bu yazın çok işimize yarar, bu öğreneceğimiz bilgi. Yazın kullandığımız betonlar çok hızlı kurur, suyunu salar ve röpte çatlaklar oluşur. Lateks bunu engelliyor. Minimize ediyor en azından. Uygulama zeminlerinde aderansı, esnekliği ve agresif maddelere karşı dayanım arttırır. Mekanik mukavemeti geliştirir. Arkadaşlar öyle ki lateks ile yapılan çimantolara iyi katkı oranda kattıysak çivi dahi girmiyor arkadaşlar. Harcın aşınma direncini arttırır. Fabrika zeminleri gibi sıkıntılı zeminlerde çok ağır trafiğe maruz kalacak zeminlerde de arkadaşlar lateksli beton çok sağlam beton olur. Şaplarda tozumu engeller. Lateks katılarak yapılan şaplar tozumaz. Parçacıklara ayrılmaz. Bulgur bulgur olmaz. Donma ve çözünme direncini arttırır. Yal ve solvent geçirgenliğini düşürür. Bu işlere uğraşan sanayici arkadaşlar veya sanayide beton dökecek kişiler buna dikkat ederlerse iyi olur. Yemekhane gibi yerlerde zemin betonunun ufalanmaması, tozulmaması gerekir. Bu tür zeminlerde lateks ile yapılan şap ve betonlar sağlam ve dayanıklı olur. Zeminin solvent veya geçirgenliğini arkadaşlar düşürür. Kan kimyasallara karşı da direnç katar. Arkadaşlar lateks nerede kullanılır? Sıvı öncesi serpme imalatında kullanılabilir. Tamir araçlarında kullanıldığında, içine katıldığında tamir aracının mukavemetini arttırır, daha iyi yapışmasını ve su geçirmesiz hale gelmesini sağlar. Fayans yapıştırıcında kullanır arkadaşlar. Özellikle fayansın içine belli dozlarda katıldığında, atıyorum 25 kilo fayans çimentosunun içine 1 kilo en az, 2 kilo katıldığında süper elastik bir çimento haline getirir. Hatta flex fayans yapıştırıcısı haline getirir.
Normal arkadaşlar normal bir Fransız yumurtası atıyorum 25 20 lirayken 25 lira bandındayken Flex yapıştırıcılar 50 60 lira 70 lira bandında satılır. Siz normal Fransız yumurtasına latex tek attığınızda süper kaliteli bir Fransız yumurtası elde etmiş olabilirsiniz ucuz fiyata. Bu aynı zamanda Fransızınızın da iyi yapışmasını sağlamasını sağlar. Duvarlarda tamir harcı uygulamalarında veya da benim diğer videolarımda var. Tamir harcıyla dış cephe çalışmaları veya da fans konusuyla dış cephe çalışmaları yaptığımızda, süslü dekorasyon çalışmaları yaptığımızda latex atarak daha iyi yapışmasını ve su geçirmesi hale gelmesini sağlayabiliriz. İnce ve kaba sıvalar arkadaşlar kullanılabilir. Serpme sıva uygulamalarında çok tavsiye ederim. Süper oluyor. İçine latex karıştırılmış serpme çimento. Süper yapışıyor. Beton ve döşeme çaplarında arkadaşlar latex süper işe yarar. Sonra attığımız betonun alttaki betona yapışmasını sağlar. Çoğunlukla usta arkadaşlar bilir. Sonra atılan çimentolar alttaki çimentoya zamanla bağdaşmıyor, zamanla atabiliyor. Bu anlamda bu sıkıntınızı arkadaşlar giderir. Arkadaşlar Statex'in özellikleri nedir? Sentetik bir kauçuk esaslıdır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Su geçirimsizliği arttırılmasında içine atıldığı malzemeye katkı sağlar. Elastikliğinin artırılmasını sağlar. Esnek bir çimento elde edersiniz. Malzemenizin emiciliğini azaltır. Çatlakları minimize edilmesine arkadaşlar fayda sağlar. Arkadaşlar piyasada latexler genelde 5 kiloluk ve 30 kiloluk ambalajlar satılıyor. 1 kiloluk, 1 kiloluk ambalajlar yok. Ve oran arkadaşlar şudur. Çimento oranının farklıları tavsiye ettiği oran. Çimento oranının %2'si %3'üdür. Bu da demek oluyor ki 50 kiloluk bir çimentoya 1 kilo latex iş yapar, karıştırılabilir. Biraz daha fazla karıştırılmasında zarar yok. Az karıştırılmasında kaliteyi düşürür veya çok katılmasında kaliteyi biraz daha arttırırsınız. Ama genelde fabrikaların verdiği oranların fazla üstünde ve altında kalmamak lazım. %2 veya %3 arkadaşlar şeklinde. Çimento oranı 50 kiloluk torbalarda satılır piyasada çimentolar. 50 kiloluk çimentoya 1 kilo latex iyi geliyor. 25 kiloluk fayans mandosuna veya da dolguya 20 kiloluk dolguya yarım kilo veya da 1 kilo latex karıştırabilirsiniz. Kaliteyi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde latexinizi kullanabilirsiniz. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni videolarda karşınızda olmaya devam edeceğim. Faydalı videolar, yalıtımlar konularda, dekorasyonlar alakalı konular arkadaşlar sizlere fayda sağlamaya çalışıyorum. Fayda sağlıyorsam ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar latex konusunda size söylemek istediğim bir şey daha var. Latex dediğim gibi piyasada bizim Türkiye piyasalarında su yalıtım anlamında, inşaat anlamında duyulmamış bir kelime. Tabii ki işini bilen arkadaşlarımız, ustalarımız latex'i biliyor ama pek çok insanımız belki benim tahminim %95 Türkiye nüfusunun %95'i latex kelimesini duymamıştır bile. %5'i belki duymuştur. Bilen arkadaşlar sizler %5'in içindesiniz, bilmeyenler %95'in içinde. Yakın zamana kadar 5-6 sene öncesine kadar ben de latex'in ne olduğunu bilmiyordum. Bir su yalıtım seminerinde öğrendim. Sonradan baktım internette, YouTube'da ve de Google'da latex yazdığımız arkadaşlar hiç video çıkmıyor. Ve hatta çok az bir tane su yalıtım anlamında video çıkıyor. Latex yazdığımız genelde makyaj malzemesi anlamında bu korku filmlerinde seyrettiğimiz esnek videolar, korkutucu videolar, ağız yüzlerinin yazıldığı videolarda böyle latex kelimesi geçmiş ve oralarda kullanılmış. Demek ki makyaj dünyasında da kullanılan bir malzeme latex. Onun için latex yazınca su yalıtım anlamında çok geride kalmışık. Su yalıtımı malzemesi olarak latex'i bilmiyoruz. Bu da bizim eksikliğimiz. Aslında joker bir malzeme. Ben 4-5 yıldır latex tanıdım. Dükkanıma gelen usta arkadaşlarımın hepsine de tavsiye ediyorum latex'i. Daha fazla latex öğrenmek, kullanmak ve bilgi bu konuda geliştirmek lazım. İnternette latex ile alakalı videolar var. Daha doğrusu dokümanlar var. Videolar dediğim gibi az, aslında dokümanlar var. Sitelere girip dokümanlarını okumak lazım. Latex nerelerde işimize yarar? İnşaat ve yapı dünyasında latex çok işimize yarayacak malzeme arkadaşlar. Okumanızı ve öğrenmenizi tavsiye ederim.